Zamzam Market'ten navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Demak, bir kishining ismi nojoya yoki bo'lmasa xunuy bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ismini o'zgartirganlar. Gunohni qildingiz, hech kim yo'q joyda, farishta yozib turibdi. Bu gunohlarni malaikalar ham eslamaydi, yer ham eslamaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala Sayyidina Muhammad as-sadiqil va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una va'afana bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna attiba'a. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa ja'alna mima yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قران الكريم دين حجرات سوره تفسيرنى اوقياتقان ادك ان شاء الله دوام اتكيزيان بولامز بسم الله ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب الله تعالى بو سوره شنداي ديدى özlərinizni mazah qilmanglar va bir-birlaringizga laqab qo'yib olmanglar laqab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ki Zaydul Hayl isimli kişi gelip Müslüman buldu. İsminiz ne miydi o da? Resulullah o kişi Zaydul Hayl dedi. Peygamberimiz yok. Siz indi Zaydul Hayr siz dediler. Hayr. Yakşilik dediler. Demek bir kişinin ismi Nacoya ya ki bu mesela Huni boladigen bosa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismini uzgartırgenler. Bir ayol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni aldı dedi bir kız dedi. İsmin ne miydi dediler Resulullah? Asiye yani o günahkar ayoldi yani. Asiye. Peygamberimiz dediler yok. Belki sen cemilesen yani güzelsen dedi. Demek kişiye onge yakadigan ismini aytip durup çakırışlık gereği buladı. Bir kişini çakırıyakanımızda aytip onge yakadigan bir söz bilen ya ki künye bilen çakırışlıkımız gereği buladı. Eğer kimidir bir lakab bilen çakırıyakan bu ses ya ki bir onge yakmıyken söz bilen çakırıyakan bu ses o karab külüp koyakan bu ses Bu üç isimge razılık emez. Adab yüzesinden de külüp koyu yaptı. Lekin kalbi azar çekerdi. Bir adam özüne semizli giden ya ki arıqlı giden hıcara topturken de semiz, arvak desiz. Özü üç nıka. Özü arvak, özü semiz. Ama şundan hıcara topturup da mı? Demek siz nacoya iş kıldıyız, natoru yap yapırdıyız. Ha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkelatta mesela Sahabalardan birini Abu Hurayra deganlar. Yani müşkçeni atası, müşüydü yaşı göre kötü yürgenlik için Abu Hurayra. Erkelatıp etken, lakin bu onu, yani bu sahabanı dillige azar beradigan sözmez. Çünkü buradalar, bana şimdi bir imani, ilmi meclislerde bomidigan adamlarını, bu ilim marifetten, imandan, takvadan uzak bugün adamlarını meclislerde oturup kasız, birbirlerini kanaka lakablarla, kanaka isimlerle çakırıyakkenlikini görürsünüz. Avratlar, fahş sözler, kulağa ağır batadigan bir nojoya bir kelimeler. Endi ilimli deganda fakat diplomli adamni tushunmaymiz. Çünkü diplomni pulga sotib olgan bo'lishi ham mumkin. İlimli deb kim aytamiz? Mana shunday bir ilim ma'rifat majlisiga keldimi bir adam? İlimli deyiladi. Gerçi diplomi bo'lmasa ham. Payg'ambarimiz aytganlar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloha." Kishini Allah'tan korkayıkkenliği o üçün yeterli ilim. Allah'tan korku yaptı mı? Demek ilimlik. Ve kefe bil mar'i cehlen en yasiyahu. Yani bir kişi Allah'a asilik yaptı mı? Şu kılıyıkken işi cahil ikkenliği yeterli dalil buladı. Ve la telmizu anfusakum ve la tenabazu bil alqab. Birbirlerinizge lakab koyup olmayılar. Bir Yahudi imanga geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam davrada. Münafıklar iman keltirgen bosayan bazıda Yahudi de koyuşardı. Şu Yahudi diyekkenliğinden onu münafılgini bilvalardı Müslümanlar. Çünkü iman keltirip kelime keltirip Müslüman boldu mu? Boldu. Onu avvalgi hayatı umuman isletilmiydi. Müslüman kişi bilen kılınadığı muameledeki kayda şu. Şunallıyım mı? Ha özü işte adam bu kapsı da. Keçemen aklı yürüdüz özü. Değişlik bu nifaklı bilgisi buladı. Esletmişsiz. Kalın. Bana asarlarda keltirilirdi.
İza raca'al abdu ilallahi nâde munadin fis semavati vel ardi en hanni'u fulanen fakat istalaha ma'allah. Eğer bende Allah'a kaydısa, nida kılıcı osmanlar o yerde nida kıladı. Falancını mübarek bat etinler, tebrikliler falancını. Tahkik o Allah bilen kelişi oldu. Kaydı. Yana salladı keltirledi. İza tâbe'al abdu tavbaten nasuha. Eğer bir bende nasuh tavba kısa, hakiki tavba kısa, bu degeni tohtadı. Kıyan günahı ki pişeyman yedi. Ve kayıttı şu günahda kımaslikini makıldı, akt verdi. Bana şu nasuh tavba buladı. Kim nasuh tavbanı kıyan bulsa? Ansallahu hafizeyhi ve malaikete ve biqa'al ardı kulliha hatayahu ve zunubahu. Nasuh tavba kıyan bulsa? Allah Ta'ala şu bandanın üstündeki ikide fariştege. Malaikalarga ve yerinin barcha kısımlarına onu kıyan hatalarını unutturup yuvaradı. Bunge fakat Allah kadir. Günahı kıldıyız, hiç kim yok cahide. Farişte yazıp durup da. Günahı kıldıyız, yer üstünde kıldıyız. Yer eslep kaladı. Farişteler yazıp koyadı. Ama asarda gelişçe kim hakiki tavba kıyan olsa bu günahlarda malaikalara mı eslemiydi, yere mi eslemiydi. Çünkü ötmüşte kıyken günahlarımız bizi bazı da yatımız geçişip, bizi afsuske bir pişeymange koyarken bulsa, bana şu aytilgen hazırlığı haber bizi baş ağrattı. Madem ki katmişsin mi? Katmişsin mi şu günahke? Mübarek olsun Allah Ta'ala af kıldı size. Demek ki Allah onu tavbasını kabul kıyken bulsa, sen ne mi kabul kıymışsan? Allah Ta'ala onu ayıplarını bekitip koyken bulsa, ben de. Sen ne mi onu bekitmişsen? Buradalar Allah sattar boyan zar. Ayıplarını bekituçu bo'lgan zot. Odamlarning ayıplarını bekitadigan insonlarni yaxshi ko'radi. Endi öz-özidan bundan xulosa qilamiz. Odamlarda aybini kavlab, o'tmishini eslatadigan odamlarda Alloh yomon ko'radi. So'rang-da o'zingizdan. Mana shu o'tgan haftada men ham birodar bir aybini kavladimmi? Yo birorta bir aybini yopdimmi deb. Bizga birodarlar o'zimiz bilan o'zimiz kurashlik uchun vaqt yetmaydi. O'zimizni o'zimiz tuzatamiz desek ömür yetmeydi. O başkaları bile avar oluşuydu, haceti yok. Biz özümüz, kemçiliğimiz yeterlik. Burada esletip duramız ötmüşünü. Aybını aşkar kıp duramız. وَلَا تَنَبَزُوا بِالْعَلْقَابِ بِاِسَّ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْا۪يمَنِ Özlerinizle mazak kılmayınlar. Birbirinizle lakab koyup olmayınlar. İmandan keyin fasıklık bilen namlanışlık ne kadar yamandır. Yani bana şu işleri kılıyken adam fasık oladı. Lakab koyuyken, maskara kılıyken. İman keltirgenden ki bunu kabul fasık degen adlı alıştık cüda hem hunu inerse. Şimdi siz bilen bizden sadır bugün hatanı Allah Ta'ala yaf koydu mu? Şimdi biz özümüz yapırmayalım bunu. Makul mu? Aa, biz bir payetler yoman içeri dişi. Başı bir otur bir yaşı dişi koyardık. Aa, biz... Allah yaptı mı? Ben de özünü özünü şermanda kıma. Ve hiç kimge ötken günahlarını aitme. O adam kim buluştan katli nazar. Çünkü adam bolası unutmaydı. Kaçan seni görse ışıkken günahını esle uğradı. Çünkü özün ettiğin bunu, özünü faşkı koydun. Çünkü buradalar, Allah yaptı mı bir günahımızı? Buraya bildirmedi mi? Ne makamayalık? İslemeyelik, özümüz açmayalık. Bu faras kılıyla bir adam, bir iman etikattan uzak, din diyanattan uzak yürüyen payette, bir aşkına yekili okat diye diyor, sakin çıkıp getip aldı. Hiç kim sezmedi. Keyin tövbe kıldı, hakka kaydı, endi nima qilish kerak? O burada hakkı, o tövbe kıp koysa bu muydu? Tövbe kıladı ve abarıp, endi abarıp beriş yolu kanaka desa, elbette barıp durur, men falan günü ok çıkıp gitken adım, bana endi kaydıp gelip beri yapman demezsen, kağız geçin de yazı yazıp dur, pullu orap, koyup koyup çıkıp gitse bol oradı. Hatta bana şu günü okuyacağım, ilacı yok sana makımın, aşkar kıymayın, Allah bekit kendiden ki. Lekin bandana hakkı olsana makılın, kaytarıp beni. Mumun Allah için kadirli bende oladı. O uzun özü şermanda kılıp, ötken günahlarını aitip, adamları da aldı da hıcalat ki hal şeyi mümkünmez. Ben şimdi keyingi ayeti ortamız. Bu yan bir cüda bir dalzar boyan insaniyet, cüda bir kattık bala olan bir kesel. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu, ictenibu kethiran minazzan, İnne bazadzani ism. Ey müminler, köp gümanlardan çetleninler
Çünkü ayrım gümanlar günahdır. Güman hakkında yaklaşamaz. Adamlar birbirleri hakkında hulasa çıkarırken, hulasalarının ondan 9 kısmı gümanga asaslanan buladı. Bu mübalağamaz. Şunun için, bura hakkında bura hulasaya gelişten aldın, ya o hakkında bir hüküm çıkarıştan aldın, kat'i, işançlı, anık hüccet daliliye gibi oluşu kereyi buladı. Bana şu suranın avvalıda öttük. Ya eyyuhallezine amanu, in ca'akun fasikun binebeyin fetebeyyenu. Ya iman keltirgenler, eğer bir fasık, bir haber apkese, teşiriler. Teşirmezden o haberini kabul kualıp, şunun neticesi bir kavimge azar verip, pişiyemen yemesligiler için teşiriler. Biz kegen haberde, teşirmezden durup, kabul kualıp, ana şu falancı adam hakkı da yaman gümanı kılıp yürüyoruz. Yaman güman neme özü? Bana ulamalarımız kandayı tarif verişken bunu. Yaman güman, kalbini adamlar hakkı da yaman oylar bulan toluşu ve ularını tilge çıkışı ve amellerde körünüşü. Kalbimizde adamlar hakkı da yaman güman köpeyip gitti ve şu tilge çıktı. Demek bana şunarsa yaman güman buladı. Eğer tilizge çıkarmazsa hiç eğer amellerinizde körsetmezseniz ki. Yaman güman ne mi? İki kıl çünüşü mümkün bugün işini, yamanını kabul kılıçlık. Bir iş bu oldu, onu iki kıl çünüşü mümkün. Mesela, iki de erkek koltuğa şikayeti yaptı. Bittesinin közü aciz buluşu mümkün mü? Demek, yaman güman ne mi? Bir iş hakkında iki yıl fikir buluşu mümkün, iki yıl düşünüşü mümkün bugün de yakış tamamen olmaz. Yaman tamamen oylaştık, yaman güman buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayollardan bittesi bilen masjiden çıkıp keç kurun keti yetkendiler, iki de sahabe ötüp yetip kaldı. Esselamu aleyküm de ötüp yetişti. Resulullah öyle toktaylar, bu benim ayolum Safiye dediler. Ya Resulullah biz cinnesi tekenimiz yok doğdu. Kalbiyle de şeytanın cevabı var dediler Resulullah. Muhammed Aleyhisselam kadar kim yaman güman kılışı mümkün? Hiç kim. Ama Resulullah onlarda kalbide güman bu koymasını için bu beni ayağım Safiye de koy yaptılar. Ana Resulullah kana kılıp terbiyeleyen sahabalarını. Haberini teşirmezden, dalil talep kımazden, darrağı kabul kıvalışlık, köp onlarda muamalalarımızı buzuluşuyla, bazı da ise ailelerimizi buzuluşuyla sebep olabiliyor ama. Şimdi başkalar hakkında buranın hükümünü çıkarıştan, avval kat'i dalilge ege buluş gerek ki, siz dalilinizi aldı da koyanların maksın, inlemi kalsın. Ya eyyuhallezine amanu ictenibu kethiran minadzan, inne ba'dazzanni isim. Ey iman kiltirgenler, köp gümanlardan ihtiyat buluyorlar, zira gümanlarının bazıları günahdır. Şunun için bana şu hazırlığı etken kaydamız bizi hayatımızda daim işleştiği gerek. Dalilsiz, hüccetsiz bunu sana kabul kımıyımız. Bura hakkı da iki yıl düşünüş mümkün bugün halatta bir işti. Yamanını oylamayımız. Mişmiş ki adamlar onu edipti, bunu edipti, bana kadar işi yaptı deken mişmiş yaplar. Salahiyatı ve hayriyeti galip boyan adam hakkı da yaman güman kılması gerek. Yani bir adam ki daim namazda. Ramazanda rozasını daim kaldırmasından tutadı. Ayolları hicabda, üyüde namakul işleri yok. Buradan bir hata yol koyduysa üyelip yaşaradı. Şu adamdan burada bir. Böyle biz ederken gümange sebep iş bu kasa yakşiligini oylayıp koyuyorduk. Çünkü bu adamda yamanligiden göre yakşiligini var yok. Köprak. Ana, mana kıptı deydi. Eğer o şu kıyan manajı anık boyan çağı diyem, şu kıyan hatası bulan faziletini takkaslarsız kalsınız köprak. Bir acayip fikir okup aldım da şu meselede. Kişi buranın faziletini tan olmasıligi, özünü zayıfligiyken. Burada kıyan işten yaman gümanı yayvürüşligi, nafsını zayıfligiyken. Demek özünün nafsını terbiyelegen, nafsı kuvvetli boyan adam, bura hakkı yaman güman kılmasakken, buna doğru, buna kılışı mümkünmez. Nafsını cilalava gendi. Şimdi burada faziletini ayta al yaptı mı? Demek bu nafsını cilalava gendi. Nafsı bir küşlü boyan adam. Çünkü onun ergesi bu olaydı degen gendi.
Etibar beriyle de bizde kasını sıkıyor. Burada bir faziletin ayeti muhtasın. Ha o mu o manaka? Hiç bura hakkında yaş yapır mıydı da? Aybın ayeti de tankıt kıladı, kemçiliğini yapırdı. Falas kılaylık. Bana sizge Ahmet hakkı da falan falan degen yaman yaptap gelişti. İşittiniz de şaşırmasınız gerek. Ahmet'te bağırıp özüden sorayın. Ya babamızdan şu yaptap gelen adam bulan Ahmet'i yüzleştireyim. Şunda Ahmet hakkı da etliyen yaptığını 10'dan 9'tası bekarçı yap buladı. Eğer şuna kapatsak biz, yüzleştire adıyan bulsak, telefon kılıp sorup darra hakikati yet adıyan adamlardan buladıyan bulsak, bizge ona yaplar kemiğiyle koyadı. Koy o dedi, o adam mesti. Yapırsan sıra telefon kılar diye. Sen şuna da değil mi diye. Biz o şuna boğma geldiğimiz için buna işler ne oldu aramızda? Men amelen nase falan yazılayım hun. Kim adamlarla muamele kılıp dedi Resulullah. Zulüm kımasa. Yapırıp yoldamasa. Vada verip hılaf kımasa. Bu muruatı kamul bugen. Adalatı zahir bugen. Bilen birader buluştuk vacib bugen. Ve onun gıybeti haram bugen insan. Ayıttı ki köprak hayatı da. Yakşılık gibi tanıladı mı? Bitti kitap hatası gözüm oladı. Yaman yaman kılınmıydı. Gıybet. Çakımçılık, yaman güman, Müslümanlar da böyle degen, onların kuvvetini ketkiz edigen ameller. Bana şu illetler, Müslümanların arasındaki adavatını ve kelişmavçilerini soladı. Ya eyyuhallezine amanu cüdenibu kethiran minazzan, inne bazazzan isim. Ya iman kiltirgenler, köp gümanlardan ihtiyat bulunlar. Ana şu gümanlarının ayrımları günah buladı. Aynısı buradalar, bana şu yaman güman tarkalışı bizi zamanımızda cüleyen bir avcı yap gitti. Kimi kolunda karamayın üyeli telefon, kimi kolunda karamayın internet, haklagen videosunu alıp, haklagen nam bulan, haklagen sallaha bulan kopya yaptı, onu burada teşirme yaptı. Aval kamera üşegen adam, telekampanyanın adamı buradaydı, şular bergen yengiliyle tarkarıdı, televizyonda bergen nasıyla tarkarıdı, o senzurası bulardı onu. Hazır şimdi sömkakalı yaptı da kopkoyu yaptı. Cemiyetini zayıflaştı buradalar. Cemiyette bölünüşü, adamlarda birbirine nisbeten münasebetlerin bozuluşu gibi sebeplerden bittesi yaman güman. Buradalar hakkı da yaman güman gebardiniz mi? Eğer o buradalar şuna kabulmazsa siz günahkar oldunuz. Kaytara vayt hemen. Falan hakkı da yaman güman gebardiniz. Teşirilmeyen haber değiştir. O buradalar onu kemasıdır. Siz günahkar oldunuz. İlimge asaslanışlı kere bizi kulasamız. İlim ne mi? İlim, el-ilmu huvel vasful mutabiku lil-vaqi ma'ad-dalil. İlim, dalilge asaslanan vaqilikni vasfı. Taşkarada 10 gradus ısı gol yaptı dese hazır. Şu ilimge asaslanan haber mi? Yalgan bu, 10 gradus ısı yaptı. Taşkarada kuyas çanaklap çıkı yaptı dedi. Bu haber, ilimge asaslanan haber mi? Yok, vaqilikke doğru kemiydi. İlim buluşu için vakilike doğru geliş gerek, delili bile sıfatı buluşluk gerek. Ayşe anamız raziyallahu anh'ını, bana sama suğudan pak bugün Ayşe anamız raziyallahu anh'ını münafıklar fahşta evleşti. Müslümanlar bu sözüne tohtatıp koştu onu diye, bir ikinciye aitip yürü orada, aitip yürü orada, bir ay yürüdü bana şu gel. Bir ay vahiy tohtap kaldı. Müslümanların ortasında böyleyken hemen hayriyatlı işler tohtap kaldı. Hatta Müslümanlar birbirine uruş geçken tayyar oldu. Oğlum bulan cahilin farkını mı da? Oğlum delilsiz, ispatsız yaptı kabul kılmıyordu. Cahil eşken yapını kabul kılıyor orada. Biz cahilimiz mi buradalar? İşte bile kabul kararımız mı? Ha şuna kıyken de vararımız mı? Tokta. Haz telefon kılıp bile veremem şuna kalı gene. Deyin de. Keyingi sefer şu yapını yapır mıydı? Lekin inlemeye kabul kılıyor oramız biz. Kişi iman narvanı da kötü arılı barayan sarı. Tasarrufatları ham şer'i tasarrufatları yaklaşıp aradı. Ey iman keltirgenler, köp günahlardan ihtiyat bo'linglar. Zero günahlarının bazıları günah. Eğer kızı otasını aldığı yığılıp şikayet kıp kese küyavudan. Eğer ota ilimli bosa, fahimli bosa, farasatlı bosa, kızını sözünü eşittirirler, küyav balasını yaman körmeydi. Küyav balasını yapıp geledi, yüzleştirirdi. Şaşırmıydı kulasaya. İhtimal kızı haddiden aşkendir. İhtimal kızı nahaktır. Lekin otali mehri onu aklını makip koyadı.
o'chirib qo'yadi. Kuyov bolasini yomonlaydi. Keyin haqiqat fosh bo'lganidan keyin o'zini qilgan ishidan xijolat bo'ladi, pushaymon yeydi. Sulaymon alayhissalom oldiga Hudhud keldi. Saba mamlakatining malikasi manaqa ekan, quyoshga sig'inar ekan dedi. Darro ishonmadi, nima dedi? Qul qola sananzur asodaqta am kunta minal kadibin. Ko'ramiz. Ko'ramiz, rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardanmisan? To'g'ri ham demadi, yolg'on ham demadi, ko'ramiz dedi. Agar mu'minlar shu tariqa ish tutsa, xabarni, ma'lumotni dalilsiz qabul qilmay qo'yadigan bo'lsa, ko'p vaqtlari tejalar edi, asablari sog' qolar edi. Zino qilganni jazolashlik uchun 4 ta odam guvoh bo'lishligi kerak va 4 alasi zino bo'lganligini ko'rish kerak fe'lan. 3tasi ko'rdim deb, 4-inchisi yo'q, men ko'rmadim, shu zinoga o'xshagan harakat bo'layotganini ko'rdim desa, nariga 3 ta odamga jazo beriladi, pokiza ayolni shaniga tuhmat qilding deb. Mana shu din, mana shu shariat. Xolagan agar dalil keltirish bo'lmaganida hamma xolagan gapini gapiraverardi. Lekin dalil keltirishlik talab qilinadi shariatda. G'aflat, loqaytlik va go'llik imonli kishiga to'g'ri kelmaydigan sifatlar. Go'llik degan so'z qanaqa? Yomon so'zmi, yaxshi so'zmi? Bu go'l odam deydi. Bu haqoratmi, nima bu? Yaxshi sifat emas bu. Sodda deb qo'yadi. Qaranglar, ayrim holatlarda yomon gumon qilishlik gunoh bo'lmaydi. Hadislarda vorid bo'lganki, ixtaris minan nasi bi so'yzon. Birinchi hadis. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'l. Va so'zonni isma. Yomon gumon ismat, ya'ni omonlikdir. Val hazmu so'zon. Oqillik, qat'iyatlik yomon gumondir. Mana endi gunohkor bo'lishimizga sabab bo'ladigan yomon gumon bilan bizi gunohkor qilmaydigan yomon gumonni qanaqa qilib ajratamiz? Seni tanimaydigan bir kishi uyiga taklif qildi. Shart boraverma birodar. Bildirmasdan tekshir. Kim u? Nima u? Qanaqa u? Nimaga chaqirdi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytardiki, "Lastu bil hubbi valal hubbu yaxdauni." Men makkor emasman, lekin makkor meni olda olmaydi. Musulmon odam sodda, musulmon odam go'l, musulmon odam kelda kallaylarga. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. O'zingiz tanimagan, bilmagan joyga taklif qilingan paytda bir qator surishtirib, tekshirib qo'yish kerak. Kim bu, nimaga chaqiryapti, qanday odam, biror bir makr hiylani bir xavfi yo'qmi? Alloh taolay aytgan, "Ya ayyuhallazina amanu xuzu hizrakum." Ey mu'minlar, ehtiyot choralarni ko'ringlar. Go'llik, soddalik, g'aflat bu ikkita shunaqa bir sifatki, mu'min odamga hargiz to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Al-mu'minu kayisun fatinun hadirun." Mu'min zirek, xushyor, ehtiyotkor bo'ladi deganlar. Mana qarang, bir kishi uni dushmanlar unga makr qilmoqchi bo'lishdi, falon joyga, falon vaqtga taklif qilishdi, falon hovliga. Chaqirilgan odam aytilgan joyga aytilgan vaqtda bordi. Uyga kirib boraverasiz deyishgan edi. Eshik ochiq bo'ladi dedi. Shunda kirib boruvdi, kichkinagina bir qizcha bor ekan uyda. Buni dushmanlari poylab turishdi, shat ustiga bostirib kirdida, "Mana" dedi. Palonchining uyiga dedi, bostirib kirib palonchining kichkina qizi bilan turgan ekan dedi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Soddaligidan, go'lligidan uy boyaga odamlardan ehtiyot bo'lish uchun ozgina yomon gumon qilmaganligidan nima bo'ldi? Makrga tushib qoldi, qopga tushib qoldi. Aytilyapti. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'lgin. Ya'ni yomonligini ham bir o'ylab qo'ygin degani. Yo'q, yomon gumon qilib bo'lmaydi. Gunohkor bo'lamiz, uni qilmas ekan. Demak, gumon haqidagi ilm bizdan shu narsani talab qilyapti. Ehtiyotkorlik uchun yomonligini ham o'ylab qo'yishlik kerak. Chunki so'zon ismatun dedilar Rasululloh. Yomon gumon ismat, omonlik, ehtiyot bo'libroq turasiz. Demak, birodarlar, ba'zida yomon gumon omonlik bo'lar ekan, ba'zida yomon gumon ismat omonlik bo'lar ekan, ba'zida yomon gumon ehtiyotkorlik bo'lar ekan. Endi yomon gumonga sabab bor bo'lsa, bir mushkulani borligiga sabab dalil bo'lsa,
bu yomon gumonimiz gunoh bo'lmaydi. Agar biz yomon gumon qilishimizga hujjat dalil bo'lmaydigan bo'lsa, bu yomon gumonimiz bizga nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Masalan, er o'zini ayolidan besabab yomon gumon qilishligi mumkin emas. Endi sabab bo'lsa-chi? Har yerda yo'qib ketyapti 3-4 soatga. Telefonni o'chirib olyapti. Qo'lida qimmatbaho sovg'alar paydo bo'lib qolyapti. Na era bermagan, na akukasa bermagan. Ha bu endi yomon gumonga sabab bu. Shu holatda yomon gumon qilsa, er gunohkor bo'lmaydi. Tekshirishli kerak, aniqlashli kerak bo'ladi. Demak, birodarlar, yomon gumon ba'zi o'rinda gunoh bo'ladi, ba'zi o'rinda gunoh bo'lmaydi. Ana shu yomon gumondan xolis bo'lishlikni ayrim ko'rsatmalari, birinchidan Alloh taologa qaytishlik kerak. Alloh shu yomon gumondan o'zingni saqlagin deb duo iltijo qilish kerak. Keyin o'sha birodar haqida yomon gumon qilmasdan o'ziga nimani ravo ko'rsa, shu birodarga ham shu narsani ravo ko'rishlik kerak. Keyingisi, xulosa qilgani shoshilmasin. Yomon gumonga borib olishiga shoshilmasin. Keyingisi, yomon ko'rishlikka sabab bo'ladigan ishlarni bilishi va yomon gumon qilsa qanaqa jazo borligini o'ylasin. Keyingisi, Qur'on o'qisin. Bo'sh vaqtida ibodat bilan mashg'ul bo'lsin, chunki yomon gumonlarni eshitadigan paytimiz qachon? Bekarchilik paytida ko'proq ishlaymiz. Bekarchi vaqtimizni ibodat bilan, Qur'on tilovati bilan band qilib qo'yalik, o'shaqa bir gaplarga bizda vaqt bo'lmaydi. G'ibat, chaqimchilik majlislardan uzoqroq bo'lishlik. Keyingisi, ana shu odamlar faqat yomon, odamlar haqida faqatgina yomon gumon tarqatadigan odamlardan uzoq bo'lishlik. Chunki birodarlar, qalbi zaif inson odamlar haqida yomon gumonga tez boradi, ammo qalbi quvvatli inson odamlar haqidagi yomon gumondan o'zini ehtiyot qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir-birlarimiz haqida yaxshi gumon qiladigan, suv zonga bormaydigan solih bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qavli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.